Dostlar yeni bir videomuza da hoş geldiniz. Bu videomuzda Mana'nın teknik analizini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. E, Mana'da ne var ne yok diye bir bakacağız. Şöyle genel anlamda e, yorumlayacağız arkadaşlar. E, piyasaya biraz daha farklı bir şekilde çalışıyor şu an Mana. E, önceki videoları izleyenler ne demek istediğimi biliyorlardır büyük ihtimalle. E, bu videoda uzun uzun hepsinden konuşacağız arkadaşlar. Hedeflerinden. Ve devamında tabii ki de sevgili arkadaşlar alım fırsatlarından söz edeceğiz. Videoya geçmeden belirtmem gerekiyor ki bu videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kimseye alsat demiyoruz. Kağınızdan da zararınızdan da sorumlu olduğunuzu bilerek e, lütfen videoya devam ediniz. Ayrıca sizlerden kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi e, büyük bir önemle rica ediyorum. Lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi Unutmayalım sevgili arkadaşlar. Öncelikle saatliğe bir girelim. Saatlikte ne var diye bakalım. Dostlar saatlikte zaten e, önceden gelen bir dead cross e, görüyoruz. Devamında bu e, dead cross'un etkisiyle arkadaşlar aslında kötü olan şu ki e, bakın gitgide bizim e, MA200 ile <laughs> ma 50miz arasındaki açı büyümüş arkadaşlar. Yani e, sürekli olarak bizim mesafemiz artmış ve artmaya devam ediyor. Tabii ki MA200'ümüzün negatif bir eğimi, 50'mizin de negatif bir eğimi var. Ama 50'nin negatifliği daha büyük arkadaşlar. Daha ciddi bir şekilde aşağı doğru eğim gösteriyor. Ve halen daha sevgili dostlar düşüş devam ediyor. Bakın hatta MA200 bir noktada hafif bir kırılma göstermiş. Yani aşağı yönlü eğimini yukarıya çevirmiş arkadaşlar. Yataya doğru geçme eğilimi gösteriyor. MA50'miz ise hala aşağı e, bu maalesef bizim için e, negatif bir durum Çünkü sevgili arkadaşlar e, toparlaması zor bir e, pozisyona gidiyor bunu genel olarak söylüyorum mana için söylemiyorum yani arada ne kadar mesafe artarsa arkadaşlar Örneğin ma 200'ün yukarı ma 50'nin tam aşağı gittiğini düşünün yani mesafe arttıkça arkadaşlar hem üzerimizdeki baskı artacak hem de sevgili dostlar e, bizim tekrardan bir Golden Cross'u yakalamamız zorlaşmış olacak. Yani e, genelde, e, temelde arkadaşlar işin e, en basit anlatımla mantığı bu şekilde. Saatlikte zaten şu anda anlık olarak MA50'miz e, 2.356 pozisyonlarında biz de 2.316 e, 17 pozisyonlarındayız arkadaşlar. E, ne yazık ki bir önceki videomuzda mana ile alakalı ne demiştik sevgili dostlar? E, günlüğü Günlüğü terk etmesi ve 2.22, 2.23'lere kadar e, düşüş ihtimali epey yüksek demiştik. E, bu durumda açık bir şekilde gerçekleşmiş oldu maalesef sevgili dostlar. Şimdi tekrar saatliğe dönelim. Saatlik üzerinden e, konuşmaya devam edelim. Şu anda dostlar e, durumlar biraz karışık. Şöyle karışık. Yani 2.36 pozisyonlarında bir MA50'mizi görüyoruz. Ve bizi baskılamaya devam ediyor dostlar. Bakın. Ee, bir yerden sonra aslında MA50'miz de e, bakın şu pozisyondan sonra kırılımını pozitife çevirmiş. Yani bu da aslında bizim için güzel bir şey. Ama şu anda bizim saatlikteki MA50'yi kısa vadede geçmemiz biraz zor sevgili arkadaşlar. Yani düş çık düş çık tarzında hareketler yapma ihtimalimiz çok yüksek. Bir yerden sonra dostlar Bitcoin'in şu an sabit kaldığı senaryoda bakın bir yerde... Bizim saatliğimizdeki ma 50 yataya bağlayacak ve biz arkadaşlar e, bu iki pozisyon arasında yatay bir git gel hareketi yapacağız. Yani 2.23'lere kadar e, önümüzdeki süreçte düşmemiz, tekrar 2.3'lere, 3.5'lere kadar çıkmamız bu tarz hareketler manada şu an bekleniyor sevgili arkadaşlar. 4 saatlikte bir zaten e, dead cross arkadaşlar. Geldi geliyor bunu da zaten açık bir şekilde görüyoruz ve her iki hareketli ortalamanın da açıkçası altındayız sevgili dostlar halen daha baskı üzerimizde. Şimdi günlükte piyasaya biraz uyumsuz hareket ettik sebebi de sevgili dostlar Kasım'dan beri gelen biliyorsunuz ki bir düşüş içerisindeyiz ve bu düşüşte mana hiçbir zaman dead cross'unu bozmamıştı sevgili arkadaşlar. Bizler de e, açık bir şekilde bundan önceki birkaç hafta önceki videolarımızda mana'da bir dead cross beklediğimizi, hatta tarihin e, 6 Nisan olması ihtimali üzerinde durmuştuk. E, ki zaten durum e, böyle zuhur etti, bu şekilde gelişti. Ve günlükteki EMA 50'mizi bozarak arkadaşlar yine kanalın altına doğru bir düşüş gerçekleştirdik. Şimdi 2. arkadaşlar bakın 2.23 pozisyonları 2.23 24 pozisyonları Kademeli alım yapabileceğimiz pozisyonlardır Ama neden kademeli diyorum Yani bütün parayı basmak hala mantıklı değil Çünkü bitcoinde Halen halen daha arkadaşlar 41.850 41.900 lere kadar Bir düşüş ihtimali söz konusu Devamında yukarı Çıkma ihtimali söz konusu Böyle bir durum karşısında sevgili arkadaşlar Mana alt kanala iğneler atabilir. Yani belki 2 dolarlara kadar bakın 2 dolarlara kadar gelecek bir iğne atabilir. Böyle bir pozisyon gördüğümüzde yine alım için güzel bir fırsat elde ediyoruz. Tabii ki alt kanala gelecek net iğneyi tahmin edemeyiz ama arkadaşlar bunu da e, alım fırsatı için hem Bitcoin'i hem de Mana'yı takip ederek bulabiliriz. Yani Bitcoin'i 41.850-41.900'lerde gördüğümüz anda e, altcoin'imizden alımımızı gerçekleştirebiliriz. Çünkü tekrar bir yükselişle sevgili dostlar bizim de yönümüz yukarı doğru çıkacaktır. Genele baktığımız zaman sevgili dostlar manadaki e, senaryoyu arkadaşlar genel anlama baktığımız zaman manada şu anda bakın e, dead cross'un etkisiyle sevgili dostlar ciddi bir şekilde bir yataylık bekliyoruz. Yani önümüzdeki günlerde Bitcoin'in arttığı pozisyonda yükseldiği pozisyonda dahi arkadaşlar bakın günlükteki MA50'mizi şöyle bir çizelim. Mana bir süre 2.23 ile bakın 2.23 ile arkadaşlar 2.5'lar arasında git gel hareketleri gerçekleştirecektir. Ta ki bu ne zamana kadar sürecek dostlar? Bir yerde bakın bir yerde EMA 50 yönünü yukarı çevirip MA200'de aşağı çevirip tekrar bir Golden Cross bulana kadar sevgili dostlar. Yani e, şunu anlatmaya çalışıyorum. Bütün bunlar bittikten. Bitcoin tekrar yönünü yukarı çevirecek mi? Evet çevirecek arkadaşlar. Tekrardan bir MA50 desteğiyle 200'e doğru e, 48 bin pozisyonlarına kadar Bitcoin yükselişini gerçekleştirecek sevgili arkadaşlar. Ama böyle bir durumda dahi mana sevgili dostlar. 2.5 işte 2.45 2.23 arasında bu şekilde bir yatay git gel hareketi yapacak gibi duruyor. Peki bunun devamında nasıl bir şey gerçekleşecek? Tabii ki kendisini arkadaşlar ara bölgeye atacak ve dostlar bunun devamında gelen Golden Cross'la yükselişe devam edecek. Özetliyorum. Önümüzdeki zaman diliminde arkadaşlar önümüzdeki 1-2 haftada Manadan beklenen hareket, Bitcoin yükseldiği senaryoda dahi belli bir yatay devamında da arkadaşlar Golden Cross'la e, günlükte hızlı bir yükseliş bizleri bekliyor. Bu aslında e, oldukça güzel bir durum arkadaşlar. Bir kısım insan e, farkındayım bunu beğenmeyeceklerdir. İşte neden yatay vesaire diyeceklerdir. E, ama bu kafa genelde e, değil, hatta büyük bir çoğunlukla insana kaybettiriyor arkadaşlar. Yani bir yataylık bir baskı ve devamında yükseliş ihtimali olan bir pozisyondan konuşuyoruz ki bu bize alım fırsatı devamında güçlü bir yükseliş getiriyor. Ee, bilmem anlatabildim mi? Devamında gelecek yükselişte sevgili arkadaşlar yine çok ciddi halde bakın çok ciddi halde bir yükseliş. 30 dolar gibi bir seviyeler arkadaşlar birçok altcoin yaşını yapmadan gerçekleşecektir önümüzdeki aylarda. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayalım. Hepinize bol kazançlar, hoşçakalın.